namazların en üstünü cuma namazıdır. Bir. İki numara sabah namazı. Üç numara yatsı namazı. Sabah ve yatsıyı bir adam cemaatle kıldığı zaman ne olur? Bütün gecesi ibadet olur. Bütün gecesi. Nasıl kaçırabilirsin böyle bir şey? Şu halde beş vakit namazı Allah'ın belirlediği zamanlarda kılmak zorundayız. Keyfimize göre değil. Buna dikkat edelim. Allah Teala Hazretleri hadisi kutsi'de normalden daha fazla zikreden kullardan bahsediyor. Bakın, okuduğumuz ayeti kerimede Allah namazdan sonra bile çokça zikredilmesini emrediyor ve bu kullarını methediyor. Bütün kullarının kıldığı namazla yetinmeyip hayatlarının tamamında kendisini zikretmelerini emrediyor. Ayaktayken, oturuyorken, yanları üzere yatıyorken. Şimdi okuyacağım hadisi kutsi'de Allah Teala bazı kullarından bahsediyor. Fazla zikretmekten benden istemeye fırsat bulamayanlar. Allah aşkına iyi dinleyin. Beni zikrettiği için benden istekte bulunmaya vakit bulamayan kimseye istekte bulunanlara verdiğimden daha fazlasını veririm. Bakın Allah'ın bazı kulları var. Müminler Allah'ın dostlarıdır. Ama müminlerin içinde bazı müminler vardır. Bunlar Allah'ın velileridir. Bir özelliklerini anlatıyor Allah Teala burada. Nedir o? O kadar fazla beni zikrediyor ki artık benden istemeye vakit bulamıyor. Peki Allah en zengin olarak bu kula ne yapıyor? Benden devamlı isteyenlere verdiğimden daha fazlasını verir. Daha fazlasını, daha çoğunu veriyor. Bu Allah'ın zenginine bir işarettir. Allah Teala Hazretleri ayet-i kerimelerde "Ud'uni estecib lekum" diyor. Bana dua edin, ben size icabet edeyim. Ne istiyorsanız vereyim. Ama bu hadisi kutsi'de de diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, hadisi kutsi ne demek? Allah Teala Hazretleri direkt Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir söz söylüyor. Ancak diyor ki bunu Kur'an'a ekleme. Kur'an'a eklenenlere ayet deniyor. Eklenmeyenlere hadisi kutsi deniyor. Lafzı Allah'a ait. Kelimelere döküşü Muhammed Aleyhisselam'a ait. Allah Teala diyor ki bazı kullarım var. Oturuyorken, ayaktayken ve yanları üzere yatıyorken beni zikrederler. Ama bu zikirde o kadar ileriye giderler ki benden istemeyi unuturlar. Benden çok isteyenlere verdiğimden daha fazlasını bu kullarıma veririm. Reformistler, peygambersiz Müslümanlar, Vatikan Müslümanları. Bunlar ne diyor? Zikre ihtiyaç yok. Zikre gerek yok. Namazını kıl, yeter. Hayır kardeşim. Kur'an zikirdir. Namaz zikirdir. Dua zikirdir. Tesbihat zikirdir. Ya eyyühellezine amenü zikurullah. Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çokça zikredin. Bakın, çokça zikrettiğin zaman ne oluyor? Velayet mertebesine erişiyorsun. İstemeyi unutuyorsun. İstemeyi unuttuğun zaman ne oluyor? Allah sana normalden daha fazla veriyor. Fesebbihuhu bukraten ve asila. Bu da sonraki ayet. Sabah ve akşam onun ismini tesbih edin. Onun ismi nedir? Allah, Allah, Allah. Bir ismi nedir? La ilahe illallah. Bir ismi nedir? Subhanallah. Bir zikri nedir? Elhamdülillah. Subhanallahi ve bihamdihi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Binlerce zikir vardır. Ayet ve hadislerde geçen binlerce zikir. Sen hayatının belli yerine bu zikirleri monte edeceksin. İstemekten, zikretmekten istemeye fırsat bulamayan bir kuldan bahsedeyim size. Kimdir o? Eyyub Aleyhisselam. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Bu peygamber çok zengin bir peygamber. Allah peygamberlerin çok azına fazla bir zenginlik vermiştir. Çok aşırı bir zenginlik. 10 evlat, binlerce hayvan, bulunduğu beldenin halkının tamamı bu peygambere tabi. Çok seviyorlar. Muhabbetleri çok fazla. Bütün fakir fukaraya bu peygamber yardım ediyor.
Ama Allah bir şeyi takdir ediyor. Bu peygamberimi sınav edeceğim. Belaların en şiddetlisi kime gelir? Peygamberlere, velilere, salihlere. Sıralama böyledir. En şiddetlisi bunlara gelir. Allah ile yakınlık, kurbiyet ne kadar artarsa sınav miktarı o kadar fazlalaşır. Allah o kulun ahiretteki derecesini arttırmak için onu devamlı sınav eder. Mevla Teala Hazretleri bu kadar büyük zenginlik ve nimetler verince Eyyub Aleyhisselam'ı imtihan etmek diledi. Acaba bu nimetleri elinden alırsam Eyyub kulum beni tekrar aynı nispetle zikretmeye devam eder mi? Eyyub Aleyhisselam'dan önce hangi nimetleri aldı? Evlat nimetlerini aldı. 10 evladını öldürdü. Farklı kazalarla. 10 evladının da canını aldı. Sonra bütün hayvanlarını telef etti. Allah bütün hayvanlarını yok etti. Sonra evleri, toprakları hepsi gitti. Sonra neye geldi? Mal sınavından sonra daha zorlu bir sınav. Şimdi mal sınavı, mal canın yongasıdır derler. Canın bir parçasıdır. Zor bir sınavdır. Ama beden sınavı ondan daha zordur. Hastalık. Mal sınavı bittikten sonra Eyyub Aleyhisselam zikrinde eksilme oldu mu? Olmadı. Devamlı surette Allah'ı çokça zikrederdi. Şeytan bundan dolayı çok kıskandığı için dedi ki ya Rabbi sen bu kulun elindeki bu nimetleri alırsan o seni zikri bırakır. Allah Teala buyurdu ki hayır şeytan, hayır iblis, yanlış biliyorsun. O beni zikreden yüz çevirmez. Nimet versem de, külfet versem de. Bütün nimetleri aldı. Allah'ı zikretmeye devam etti. Sonra sağlık nimetini de aldı. Sağlık nimetini aldı. Yürüyemeyecek bir hale geldi Allah'ın peygamberi. Hanımı ona ekmek bulmak için çarşıda pazarda dolanmaya başladı. Evden artan eşyaları satıp kocasına, Allah'ın peygamberine gıda götürmek için çalışmaya başladı. Gayret gösterdi. Yürüyemiyor. Tefsirlerin bazılarında geçer. Allah'ın peygamberi Eyyub Aleyhisselam'ın bedeninde öyle bir kurtlanmalar oluştu ki diline kadar vardı. Bu kurtlanma diline kadar vardı. Ve Allah'ı zikredememeye başladı. Eyyub Aleyhisselam'ın en önemli özelliğine hayatının her anında ayaktayken, oturuyorken ya da yanı üzere yatıyorken devamlı surette zikrediyor. Ama dili kurtlanınca, diline de hastalık vurunca dilini döndüremiyor ve Allah lafzını çekemiyor. La ilahe illallah tesbihini çekemiyor. Çekemeyince ne yaptı Eyyub Aleyhisselam? Ya Rabbi, hastalık bana şiddetli dokundu. Şiddetli dokundu. Bakın, bu hastalık esnasında bütün bu musibetler geldikten sonra Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı Rahime annemiz Allah'ın peygambere şöyle diyor. Sen Allah'ın peygamberisin. 7 sene var, felaket üstüne felaket görüyoruz. Devamlı Allah bizi sınav ediyor. Sen Allah'a bir dua edersen, Allah senin duanı kabul eder ve senin üzerindeki bu hastalıkları tamamen kaldırır. Bir dua yap Allah'ın peygamberi. Eyyub Aleyhisselam ne buyuruyor? Bakın, şu yakine bakın, şu dereceye bakın. Ey hatun, Allah bize nimet verdiği kaç sene oldu? Kaç yıldan beri devamlı Allah bize nimetler veriyor? Rahime Hatun dedi ki 70 yıldan beri. 70 yıldır devamlı bize servet üstüne servet, evlat üstüne evlat veriyor. Peki bize bela çatalı ne kadar oldu? 7 sene oldu. Allah'a yemin ederim ki, şimdi yemine bakın. Allah'a yemin ederim ki bize bela verdiği sene sayısı, nimet verdiği sene sayısıyla başa baş gelmedikçe Allah'tan bu belaları üstünden kaldırması için niyazda bulunmayacağım. Utanıyorum. Beni zikrettiği için benden istemeye vakit bulamayana isteyene verdiğimden daha fazlasını veririm. O hastalıktan sonra, diline de kurtlara düştükten sonra Eyyub Aleyhisselam Allah'ım seni zikretme nimetini benden alma dedikten sonra Allah Teala ne buyuruyor? Ayağını, topuğunu yere vur. Tıpkı kim gibi? İsmail Aleyhisselam gibi. Su olmadığı zaman Hacer validemiz Safa Merve arasında gidip geldiği zaman su yok. İsmail Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi, bir ilham verdi. Ne yaptı İsmail Aleyhisselam? Topuğunu kumların üstüne vurdu. Vurunca Allah yerden su bitirdi. Eyyub Aleyhisselam'a ne dedi? Ayağını yere vur.
ayağını yere vurunca iki tane su pınarı fışkırmaya başladı. İki su pınarı. Birisi sıcak, birisi buz gibi soğuk. Sıcak olana gir yıkan dedi, soğuk olandan iç dedi. Sıcak olana girdi, yıkandı, bedeninin dışındaki bütün hastalıklar geçti. Soğuk olandan içti, bedenin içindeki bütün hastalıklar iyileşti. İhtiyarlığı gitti, acuzeliği gitti, genç ve diri oldu. Öyle ki tefsirlerde hanımının geri döndükten sonra kocasını tanıyamadığı yazılıdır. Birçok tefsirde gördüm. İşte Allah'ı fazla bir şekilde zikrettiği için istemeye fırsat bulamayan bir peygamber ve Allah'ın verdiği nimetler. Bize düşen nedir? Biz bol bol zikredeceğiz kardeşler. Bol bol zikredeceğiz. Biz bu mertebede olmadığımız için arada da isteyeceğiz.